İyi akşamlar. 40 kişinin yeni sezonunu bu akşam açıyoruz. Geçtiğimiz sezonu Yasemin Morris söyleşisiyle bitirmiştik. Yaklaşık 4-5 aylık bir aranın ardından tekrar karşınızdayız ve yeni bir mekandayız. Yeni mekanımız Farabi Sokak'taki Başkent Oyun Atölyesi'nin kafesi. Bugünkü konuğumuz ise yazar Mahir Yusal Eriş. Mahir'le yaklaşık 45 dakika sürecek bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Siz de isterseniz bu söyleşiyi Twitter'dan 40 kişi hashtag'iyle ya da canlı yayın ekranının sağındaki chat bölümünden sorularınızı ileterek katılabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu soruları Mahir'e iletmeye çalışacağım. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk abi. Yaz nasıl geçti? Böyle değişik bir yazdı hepimiz için. Ben izinlerimin büyük bir çoğunluğunu tüketmiştim. O yüzden çok yaz tatili yapamadım ama annem babam Gökçeada'da yaşadığı için tabii onları ziyaret etmek de tatilden sayılıyor yanıyla. Bir haftayı aşkın süre bayramla birleştirip bir orada denize girebildim. Ama iyiydi yani. Benim açımdan güzel bir yazdı. Şeyi soracağım aslında, bu Ankara'ya memur şehri demek klişesinin, yani memur olmak ne ki böyle bir şehir memur kenti olabiliyor? Ya bunu galiba geçen sefer de konuşmuştuk ama bir yavru kedi bizi sabote ettiği için çok galiba karşı tarafa geçiremedik meseleyi. Ankara ile ilgili böyle bir sıkıntı var. İdealize edilen bir Cumhuriyet Ankara'sı var. Bir Ankara fotoğrafı var. O gri puslu işte bürokratların siyah arabalarının lacivert takım elbiselerinin dolaştığı böyle Cumhuriyet tarafından bizzat Cumhuriyet eliyle idealize edilmiş. Çünkü Bozkır'ın ortasında köyün az büyüğü bir nahiyeymiş Ankara. Çok çok büyük bir şehirden hiçbir zaman söz etmek mümkün değil. Belki Roma'da falan. Ama bu Cumhuriyet'in yarattığı Ankara edebiyata da popüler kültür ürünlerine de çok sinmişti zaten. Yani buradan doğru Ankara'dan beslenip yetişen bir edebiyat oldu Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet'in sonraki 10 yıllarında da. Bu biraz galiba Ankara'nın fotoğrafını da belirleyen şey oldu. Öyle olunca da bu imajı kırmak, parçalamak tabii çok zor. Çünkü çok iyi edebiyatçıların ürünlerinden biliyoruz biz o Ankara'yı. Ama şimdi sanırım Ankara biraz daha renkli, biraz daha gerçek, biraz daha üç boyutlu bir yer. Yani o idealize Ankara'dan, o Cumhuriyet Ankara'sından biraz daha uzakta bir yer. Ankara'da seni en çok mutlu eden şey yer ve en gıcık eden şey yer. Ankara'da beni en çok mutlu eden yer 19 Mayıs stadyumu ya. Beni en çok gelen, en çok mutsuz eden yer de orası. Yani orada sevindiğim kadar üzüldüğüm de çok oluyor. Ama yani evimden ayrı, yani evimde çok mutlu hissediyorum her zaman. Ama evimden ayrı en çok mutlu olduğum yer orası herhalde. Son maç mesela şahaneydi yani. Yani yıllardır gördüğüm en unutulmaz maçlardan biriydi. Niye şahaneydi? Ya bir kere ben aslında... biliyorum ama... Aslında çok alelade bir maç diye şeyin bile, yayıncı kuruluşun bile hani sesini kısacak düzeneye tenezzül etmediği bir maçtı aslında. Ve böyle bizim için şey çok güzel oldu yani. Bütün o maraton tribününün hepimizi etemiz diye bağırması, direniş süresinde gözünü kaybeden taraftar arkadaşımızın başına gelenler ve diğer benzeri olayları yaşamış olanların başına gelenler hiç unutulmasın diye taraftarın tek gözü bantlı olarak maç seyretmesi, o her yer Taksim, her yer direniş, bu daha başlangıç tezahüratları bence şahaneydi. Çok unutulmaz bir maçtı. Bir de Metin Hoca ile ikinci maçımızdı tabii. Daha şimdi bakalım ne olacak onu da çok bilmiyoruz. Bize biraz ümit veren bir futbol vardı sahada. Bakalım. Kitabın ortaya çıkışı nasıl oldu? Öykü kitabının. Kahrolsun bazı öyküler. Kadir hocamız bize internet yoluyla ulaştı. Yazar mısın dediler ve ben de Sinan Sülün'le birlikte hareket ediyorum genellikle bir etkinliğe ya da bir ortak projeye katılacağım zamanlarda. Sinan'la oturduk, konuştuk, dedik olalım mı? O da özellikle gelirinin tamamen direniş süresince hayatını kaybeden gençlerin arasına bir fidanlık kurulmasına harcanacağını da söyleyince böyle bir şey de olmanın iyi olacağını düşündük. Benim itiraz ettiğim nokta kitapla ilgili biraz şeydi. Hemen olsun
istendi. O yüzden biraz aceleye geldi galiba. Daha belki daha özenli bir iş yapılabilirdi. Bunu kitabın hazırlanması, kitabın editörlüğü anlamında söylemiyorum sadece. Yani yazarların içinde de böyle yazıda da sanki biraz böyle aceleye gelmişlik hissi var, ben dahil olmak üzere. Biraz öyle aceleye getirdik galiba, ayıp ettik yani. Bence daha iyi bir şey çıkarabilirdik. Bu, örneğin 15 Haziran'da çat diye çıkan Gezi kitapları oldu. Böyle. Kitapçı raflarında patır patır çıkan. Çok ilginç bir şey. Yani bu ben bu yani direniş süresince de bunu hep hissettim. Acayip bir reklamcı aklı vardı. Yani o duvarlara yazılanlarda da o birdenbire işte üretilen sloganlarda da Twitter üzerinden yayılan o işte viral haberlerde de hep böyle bir reklamcı aklı sezdim. Ya bunu olumsuzlama anlamında söylemiyorum tabii ama ya bunu olumsuz şekilde sirayet ettiği tarafları da oldu. Galiba o işte yani daha direniş hali hazırda devam ediyorken hala hastanede durumu kritik direnişçiler henüz ölüm haberleri gelmemişken ya işte bu da bizim direnişimiz deyip hani fotoğraf albümleri çıkarmak falan biraz bana sanki hap yap para kap gibi geliyor. Kimsenin de günahına girmeyeyim ama hani bana da demesinler sen o zaman niye girdin kitabın içine. Ya ben hiçbir ticari maddi karşılığı olmadığını düşündüğüm için girdim. Ama dediğin gibi çok iyi niyetli görünen şeyler değiller. Umarım iyi niyetlidirler de. Uzun vadede edebi yaratıcılığı arttıracağını düşündüğün bir olay mı yaşadık peki? Yani böyle 50-100 yıl sonra insanların üzerine bir şeyler kurgulayıp merkezine Haziran 2013'ü alıp. Ya bir dergiyle konuşmuştuk biz. O zaman şey demiştim yani bu kuşaktan zaten çok olağanüstü edebiyatçı beklemesinler dedim. Hani hiçbir şey görmemiş, hiçbir toplumsal sarsıntı yaşamamış. Yani 12 Eylül bile uzakta kalmış artık. Ki 12 Eylül çok unutulası ve çok anne babanın çok unutulsun diye çaba sarf ettiği bir travma olduğu için de ona da kızmamak, alınmamak lazım. Çok büyük bir sarsıntı olmadan bence iyi ve verimli edebiyat çıkmazmış gibi geliyor. İyi ve verimli edebiyat diye bir kenara ayırdığımız ürünlerden hani bunu teyit etme şansımız var. İşte Paris Komünü'nden, Fransız Devrimi'nden tut da işte Cumhuriyet'in ilanına, işte Kurtuluş Savaşı'na, 51 Tevkifatı'na kadar bir sürü olay sayılabilir bunun içinde. Yani toplumu silkeleyecek bir olay olması bence edebiyatı bereketlendiren, hareketlendiren bir şey gibi düşünüyorum. Bakalım bundan sonrasını göreceğiz. Yani en azından şunu biliyoruz, insanlara duvara içini dökme cesareti verdi. Belki klavyeye, belki kağıda kaleme içini dökme cesareti de verir. Şu Ankara ile ilgili neyi değiştirmek isterdin peki böyle de? Tek nokta atışı yapman gerekse. Hani Ankara ile ilgili bir kişi mi? Tabii. Adı lazım. Bir kişi var yani onu değiştirmek isterdim. Başka mesela hani şu olsun bu olsun dediğin. Ya Bandırma sahilini, Erdek sahilini getirip. Ya onlar Ankara'yı bozar ya. Onlar Ankara'nın dokusunu, büyüsünü bozar yani. O Ankara'nın kendine has böyle bir kavruk, bir içtenliği, bir yanıklığı falan var. O bence Ankara'nın güzel bir motifi dursun yani. O bizim o tarafların o hülyalı havası falan Ankara'nın başını döndürür yani. Senin mütevazi tavırlarınla ilgili bir soru gelmiş ama cevaplamak ister misin? Niye böylesin? Abi niye olmuyor? Nasıl olayım peki yani hani onu da çok şey yapmıyorum yani hani ne yapayım ki yani hani bilmiyorum da ne yapayım? Star yazar diye bir kavram var mı? Türkiye'de oldu mu artık? Var tabii canım. Olmaz olur mu yani? Var yani. Hani star yapan da okuyucusu. Yani hani bunda da bir anormallik yok. Yani hani sen yapmıyorsun diye bu hani onu yok sayabileceğin anlamına gelmez adam. Star yani. Ya da kadın. Hayalindeki televizyon dizisi diye sormuş ama herhalde yazmayı düşünürsen diye. Ya hayalimde bir televizyon dizisi var ama şimdi söylemeye de korkuyorum. Yarın öbür gün bir kanalda görür seyrederim falan çok üzülürüm, içim yanar ya. Tamam.
Tamam. Ya, olabiliriz diye böyle bir proje var diye. Ya aklında bir aklında böyle bir dizi fikri var yani, böyle şahane bir güncelleme fikri var yani. Şimdi senin kitaplara gelelim. Bu Ekşi'de dün karıştırırken birisi senin için şey yazmış. Nostaljisi var da derdi yok demiş. Hı hı. Nostaljilerini anlatıyor ama pek bir derdi yok gibi. Evet. Dertsiz biri misin hakikaten? Ya oradaki kastı anlıyorum. Yani böyle hakkı var. Yani evet, çünkü ben yani kitaplarda çok fazla politik bir ton olsun istemiyorum. Yani onu dokuya yediriyorsun daha fazla. Yani hani o ama benden gelen bir şey. Yani o hazırladığım metne özellikle serpiştirdiğim bir şey değil yani. Oradaki kastı anlıyorum ama yani hani ya böyle işte geçmiş ne güzeldi anasını satayım duygusundan ekmek yeme döneminde böyle bir şeyi, eleştiriyi tabii ki anlıyorum. Doğru, evet. Hani ama şundan çok eminim. Mesela bazen mail röportajları yaptığım durumlarda, hani yazmak zorunda olduğum durumlarda o kadar çok silip tekrar yazıyorum. Çünkü yazdığım şey bildiriye dönüyor. Yani hani çünkü ben 30 yaşında başladım yazmaya. Ondan önce üniversitede, lisede hep bildiri yazılan yerlerde bulundum. Bildiri yazılan insanlarla birlikte oldum. Bildiri yazımına ortak oldum hep. O yüzden bir şeyi politik bir motife yedirerek hani yazmaya uğraştığında saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Bayağı bildiri oluyor yani. O yüzden de bundan özellikle kaçınıyorum. Yani hani buna dikkat ediyorum hatta. İlla o bildiri havasını sokuşturmayayım zorla diye. Derdim var mı? Tabii ki derdim var. Yani şimdi ben gittiğim her yerde de söylüyorum. 12 Eylül'ü yok sayıp 80'leri konuşmak sadece ticari bir iş demektir. Ya ben hani 12 Eylül'ü de, ya işte 80'leri de keza öyle. İşte tatsız olaylar yaşandı ama işte yine de fakirdik makirdik, güzeldik. İşte çok böyle camdan cama çamaşır asılan samimi zamanlardı bunların falan duygusuyla görmüyorum tabii ki yani. Hani insanların her zaman söylediğim şey, minibüslere doldurulup götürülüp bir daha hiç dönmediği, iç organlarını içeride bıraktığı, canını zor kurtaranların Avrupa'ya, şuraya, buraya kaçtığı bir zamandan bahsediyoruz. Ve bu adamlar benim ilkokul hayatım boyunca mesela iktidardaydılar, hali hazırda. Yani benim yaşadığım mahalledeki bakkalın duvarında Kenan Evren posteri vardı. Yani hani ve bakkalın Kenan Evren'i de Cumhurbaşkanı'na çok umursadığını zannetmiyorum yani. Bu nasıl bir korkuysa artık, nasıl insanların hayatına zorla sindirilen bir şeyse, çok travma yüklü insanlar yarattı. Ve o insanlara dair bir şey anlatıyorum. Yani ben bu insanlar fakirdiler ama yaşama umutları vardı gibi bir eksen üzerinden anlatmıyorum yani. Öyle anlatırsam da ayıp zaten. Ayıp ederim yani öyle bir şey yapmaya kalkarsam. Stoper öyküsü örneğin. Ya stoper öyküsü benim yani aslında bizim diyeyim tribünden bir arkadaşımın babasının öyküsüydü aslında. Fırat'ın. Fırat bana babasının öyküsünü anlattığında dedim ki bu çok güzelmiş, ben bunu anlatayım mı? Dedim. O da anlat dedim. Daha sonra kitap çıkıp babasını okuttuğunda babasının da hani durumdan memnun olduğunu görünce dedim iyi bari, çok hani şey yapmamışım. Aslında tam olarak öyle bir öykü değildi. Yani o işte babanın devrimciliği hikayesi, o hikayedeki çocuğun devrimciliği ve ikisinin de bulaştıkları her işteki başarısızlığı hikayesini, onu hikayeye ben soktum. Yani ne Fırat'ı ne babasını bağlayan şeyler bunlar. Yani hiç onlara mal edilmesin tabii de. Ama şey, oradaki olay gerçektir. Yani o emektar futbolcuların bir araya geldiği bir Samsun Spor etkinliği ve ondan sonraki o etkinlik süresince gerçekleşen lig maçında teknik direktörün bıçaklanması falan, bunlar gerçek hikayeler. Yani bunlar gerçek olaylar. Bu olayları bana anlatan Fırat'tı yani. Twitter'da bu dert meselesine bir yorum gelmiş. Ben aslında bir derdi olduğuna ve kendiliğinden toplumcu,
kendiliğinden gerçekçi olduğuna inanıyorum. Bu samimiyete hayranız demiş. İsmini göremiyorum şu anda. Sağ olsun. Birisi de bu sizin dahil olduğunuz bir topluluk, hani insanların kafasında işte Mahir deyince işte Emrah geliyor, Emrah deyince Barış Bıçakçı geliyor falan, bu kafada ister istemez bir araya getirdiği bir topluluk var. Onunla ilgili işte Emrah Serbest'i, Emrah Serbest tadı geliyor diyor. Hani o geçen sefer de konuşmuştuk aslında bunları da, hani o biraz güme gitmişti. O yüzden hani oraya tekrardan girsek hani o... Ya işte hep dediğim şey bayağı böyle hani Ankara'dan yazan insanların grup sözcüsü gibi sürekli olarak buna cevap vermek durumunda kalıyorum. Bir de ben konuşmayı çok seviyorum falan diye illaki laf buraya getiriliyor ve böyle bu konuda konuşturuluyorum falan. Ama yani şöyle bir şey var. Hepsi şahane adamlar. Barış Bıçakçı da öyle, Emrah Serbest de öyle. Ankara'dan yazan, işte Ankaralı yazar demeye çok kıyamıyorum ama Ankara'dan yazan işte Sezgin Kaymaz öyle, işte ne bileyim Şükran Yiğit öyle. Şahane insanlar hepsi. Ve bir şey atlamamak lazım. Bu insanların hepsi dosyalarını Ankara İletişim Yayınları Bürosu'na teslim ettiklerinde aslında iki editörün eline teslim etmiş oluyorlar ve yani Ankara İletişim'den çıkan o kitapların hepsi ilk önce onların beğenilerine hitap ediyor oluyor. Dolayısıyla da birbirine benzerlikleri olması, dil olarak, ruh olarak, ifade olarak birbirlerine benzerlikleri olması tabii ki çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü aynı süzgeçten geçerek basılacak duruma geliyorlar. Ayrıca da dikkatli bir okuyucunun yani ne benimle Barış Bıçakçı arasında, ne benimle Emrah Serbest arasında, ne Emrah Serbest ile Barış Bıçakçı arasında aslında çok da konuşmaya değecek bir benzerlik olmadığını fark etmesi çok zor değil yani. Hani çok çok birbirinden başka insanlardan bahsediyoruz. Barış Bıçakçı da öyle, Emrah Serbest de öyle. Bu, ama şöyle bir ortaklık yok mu? Hani bu zamanında işte Oğuz Atay'ın çocukları, işte tutunamayanları, hani bu kuşağı öyle, yazar kuşağını öyle niteleyenler de oldu. Hani genelde böyle bir kaybetmişliği, işte acıları, işte başaramamışları, başaramamış erkekleri daha çok yazan. İşte mühendis olması beklenmiş, inşaat mühendisi istifa etmiş ya da iyi bir polis olması beklenmiş, olamamış. Ya da turizm işte, okumuş falan. Evet, ya da senin bazı şeylerindeki, öykülerindeki gibi iyi bir erkek olma çabası içerisine girmiş ama becerememiş. İşte o sahilde kaçmış, beklememiş arkadaşlarını. Hı hı. Yani aslında bir olamamışlık havası var hepsinde. Bir ortaklık olabilir mi? Nasıl olalım? Yani memlekette ne zaman kafanı kaldırmaya kalksan askeri darbe olmuş. Yani ve onun böyle çok uzun yıllara yayılan, böyle işte toplumun her alanında ve kademesinde böyle çok büyük travmalara yol açan etkileri olmuş. Ve yani bir darbenin etkisi sanılmasın ki sadece ona maruz kalan nesli etkiliyor. Yani onların çocuklarını muhakkak ki etkiliyor. Belki ondan sonraki çocuklar biraz daha rahatlayacak gibiyken sonra bir tane daha askeri darbe geliyor. Bundan sonra bir askeri darbeyle karşılaşmayacağımızı ümit etmek güzel. Ama gerçek toplumsal hareketler, herhangi başka bir silahlı ya da muktedir güce dayanmadan ya da bu şekilde bir kafa karışıklığına yol açmadan gerçek toplumsal hareketlerin artık bundan sonra darbeleri yeniden göstermeyecek kudrete ulaşacağına inanıyorum ben. Bir soru var. Acıları mı yazarsınız daha çok, yoksa neşeleri de ihmal etmeden kaleme alır mısınız? Ya bilmiyorum ki. Yani oturayım da komik bir şey yazayım niyetiyle çok kalkışmıyorum zaten. Ya bunu hep anlatıyorum. Yani çok utanıyorum artık tekrar anlatıyor olmaktan ama şöyle bir şey, ben yazacağım bir hikayeyi çok uzun düşünüyorum. Yani böyle sen bana anlatmışsın da işte geçen hafta maçta, ben o günden beri onu kafamın içinde çeviriyormuşum gibi düşünüyorum ve o kadar çok düşünüyorum ki bunu,
bir süre sonra o gerçekten senin bana anlattığın bir şeymiş gibi kafamda bir gerçekliğe kavuşuyor. Bilmiyorum, belki tıbbi müdahale gerektiren bir durum olabilir ama genel olarak o hikayeyi, o olgunluğa ulaştığı anda oturup yazmak daha kolay oluyor tabii. Ve o anki o öykünün o an bana verdiği hava neyse, nereye kadar olgunlaşmışsa oradan sonrası artık daha kolay oluyor. Yani hani mesela dayımın Avrupa'ya kaçırılışı hikayesi var ikinci kitapta. Mesela bunu aslında ben neşeli bir hikaye olarak kurmamıştım. Yani gerçekten de dayının kaçırıldığını, kaybolduğuna hani inanıldığı böyle dramatik bir hikaye gibi düşünmüştüm. Daha üzgün bir hikaye gibi düşünmüştüm. Ama yani beceremiyorum demek ki, yani neşeli bir şeye dönüştü falan. Neşeli bir şey yazmaya oturuyorum. İşte o şeyde Neşet Ertaş öldüğünde bir şey yazmıştı. Mesela o da ya şu havayı bir dağıtalım, neşeli bir şeyler konuşalım falan havasıyla yazmış bir şeydi. O da çok üzgün bir şey oldu. İnsanlar şey falan dediler. Çok güzel olmuş, çok ağladık dediler. Öyle olunca da artık ben herhalde bunun ayarını çok bilmiyorum yani. Ona inanıyorum. Şu soruyu beğendim. Ben de merak ediyorum aslında. Mahir Ünsal Eriş'in Barış Bıçakçı ile oturmuşluğu, kalkmışlığı var mıdır? Bıçakçı nasıl biri? Çayı şekersiz mi içer? Kim o? İlhan Cavcav mı? Ya bana sormuşlardı biliyor musun? Barış Bıçakçı siz misiniz diye. Ben de tabii yani 8 kitapla şöhreti müstehar adla yakalamış olduktan sonra bu şöhretin Barış'a yar olmasına herhalde ikna olmayıp kendi adımla kitap çıkarmaya karar vermişim gibi bir şey oldu. Yok dedim yani, ben tabii ki değilim. Gerçekten öyle biri var mı diye sordu ve bu bir gazete röportajından bahsediyorum yani. Çok şeydi, güzel bir hikaye yani. Gerçekten böyle biri var mı dedi. Yani Ankara'da bir komisyon var, toplanıp arada bir Barış Bıçakçı kitabı yazıyor. Ya Barış Bıçakçı'yla evet çok ender de olsa, çünkü o çok fazla şehre inmeyi Eryaman'da bu şekilde sevmiyor. Gerçekten. Evet. Şehir dışında, uzakta oturuyor. İndiği zamanlarda eğer lütfedip ararsa görüşüyoruz tabii. Yani o çayı şekersiz mi içiyor, ona dikkat etmedim. Şekersiz içiyor olabilir. Muhtemelen o benim şekerli mi şekersiz mi içtiğime dikkat etmiştir ama. Yani. Bu hikayelerdeki ölüm hikayesi pek bir naif anlattığını söylüyor birisi. Baykuş severim nikli bir arkadaş. Ya çok korkuyorum ben çünkü ölümden ya. Şeyi sormuş bak, çocuk gözünden anlatırken çok naif oluyor. Bunu besleyen bir anısı var mı? Ya işte büyükken yaşlıların ölmesi, işte aileden birilerinin eksilmesi, işte mahalleden çıkan cenaze görmek falan filan, bunlar yani hep çocukluk için işte yaş betona yazılan yazı benzetmesi yaparlar ya, böyle şeyler yani. Ben ölümden çok korkuyorum ya, yani çok korkuyorumdan kastım aslında hani öyle ya kavgaya gidiyoruz gel desen gelirim mesela, hani öyle bir korku değil. Yani şeyi ölmek istemiyorum abi, yaşıyoruz işte, ne güzel, ne gerek var yani ölmeye. Hani madem ölecektik o zaman dünyaya gelmemize ne gerek vardı, ona ikna olamıyorum bir türlü. Bir de işte çocukluğu kaybediyorsun, zamanla gençliği kaybediyorsun, işte gençlik gidiyor. Artık yetişkin bile sayılmıyorsun, ihtiyar oluyorsun bilmem ne falan filan. Zor bunlar abi, çünkü sen içeride hep aynı adamsın yani. İçeride hep aynı insansın. Ama beden ağırlaşıyor, beden eskiyor, çürümeye başlıyor. Eskisine kıyasla daha kötü kokmaya başlıyorsun, daha çabuk yoruluyorsun. Daha zor nefes alıyorsun bilmem ne falan filan. Ne gerek var bunlara abi? Yani hani çocukken sahip olduğun neşeyi, mutluluğu, coşkuyu falan düşünsene abi. Hani ne diye ölelim ki şimdi yani? Hani her şey bu kadar iyiyken, yaşıyorken falan. Anılarla bağlantılı bir soru. Lisedeyken nasıl biriymiş? Liseli muhabbetlerine, yazdığım hikayelere bu liseli Mahir'in bir katkısı var mı? Ben lisedeyken çok silik bir karakterdim ya. Çok yani... Çok muhtemelen birkaç okul arkadaşım dışında kimse beni hatırlamıyordur bile yani. Ya bir de böyle çok tipsiz olduğuma inanıyordum lisedeyken falan. O da acayip büyük bir özgüven kaybıdır yani lisedeyken falan. Sosyalleşmeyi falan da çok olumsuz etkileyen bir şeydir yani. O yüzden çok silik bir karakterdim yani lisedeyken. Ama devrimciydim yani, onu da söyleyeyim yani. Mavi Haydar var mıydı bir tane sende de? Ya onu belki aslında fırsat bulmuşken anlatmam lazım.
Mavi Haydar benim yakından tanıdığım bir şair arkadaşımın hayatına göndermeyle anlatılmış bir hikaye. Zaten başında da öyle küçük bir not var. Yani anlatılmasa olmaz gibisinden. Çok değerli bir adamdı, çok şahane bir adamdı. Bilmiyorum, belki ailesi hoşlanmaz isminin anılmasından. O yüzden hani tanıyanlar falan biliyorlardır zaten. Ama şey, yani çok gerçeğe yakın bir hikayedir o. Sinemadan bahsetsenize biraz. Mahir Ünsal Erişin hikayelerini besleyen filmler var mı? Küfür müfür falan var mı? Ben onları görürüm bak sonra. Editör var ya arka tarafta, o editliyordu onları belki. Belki de vardır, bilmiyorum. Var mı diye şeye bakıyorum. Kumanda masasına. Var mı öyle çok etkileyen, yazını etkileyen filmler? Ya filmler hakkında aslında çok sır vermek istemiyorum. Çünkü şimdi Ekim başı gibi falan artık yazmaya başlayacağım. Biraz böyle bir ön çalışması uzun sürdü. Bir şey yapacağım. Bir roman yazacağım. Ve o biraz böyle Türk filmli bir roman olacak. Yani içinde Türk filmlerine, yani renklenene kadar ki Türk filmlerine böyle göndermeler olan bir hikayesi olacak. O yüzden hani ona çok girmeyeyim ama yani bu aralar böyle çok yoğunluklu olarak Türk filmi seyrediyorum. Epey bir sürü yani renkli ya da siyah beyaz 300'ü aştı herhalde bu çok kısa bir sürede izlediğim Türk filmi sayısı. Böyle notlar alıyorum, böyle defterim var, film defterim. Hani yani konuşsam şimdi bayağı kafa ütülerim yani ama Türkan şey Soray yapmayayım. Desem zaten bir evet, o yüzden bir gecesi şey yapmayayım, sır vermeyeyim yani şimdi. Ve daldan dala atlıyor gibi oluyoruz da sorular geldikçe sorayım diyorum. Böyle gündemle alakalı bu yine. Savaş hakkında ne düşünüyor? Ya savaş hakkında üniversitedeyken şeyler vardı. Irak tezkeresinin çıkmadığı o eylem zamanı. Kirli savaşa hayır şeyleri vardı, dövizleri vardı. Mesela onlara çok kırılıyordum yani. Savaşın temizi mi olur abi? Savaşın her türlüsüne hayır diye. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani savaş kim olursa, hangi taraf olursa olsun, kime hizmet ediyor olursa olsun, hizmet ettiği tek şeyin silah tüccarları olduğunu ve insanı hiçe sayan bir şey olduğunu, dünyada kötülerin iktidarına süreklilik kazandırmaya yaradığını zaten hani konuşmaya bile gerek yok. Savaşın her türlüsüne hayır. Kim bu durumdan mağdur oluyorsa, kimin acılarının üstüne yükseliyorsa o savaş, bu hiç önemli değil. Savaşın her türlüsüne hayır. Kesinlikle de üstelik de kendi komşuna karşı bu kadar zalim olmayı, gözünün önündeki insanlara karşı elinin uzanabileceği, dokunup hayatlarını değiştirebileceğin insanlara karşı bu kadar zalimce arzular içinde olmayı anlamıyorum ve anlamayacağım da. Her türlüsüne hayır savaşın. Her türlüsünü reddediyorum. Ne diyelim? Şimdi değişik bir soru gelmiş aslında. Benim de kafamdaki sorularla bağlantılı bir şey bu. Bu taşra mevzusu. Çok soruluyor bu. Değil mi? Fena soruluyor. Hani şeyi soracağım. Senin taşranla Nuri Bilge Ceylan'ın taşrası aynı taşra mı? Aslında coğrafya olarak aynı. O yüzden bak. Ankara hikayelerine doyduğu zaman Çorum, Çankırı ve bilhassa Yozgat hikayeleri de yazar mı? Oralarda da hikayeler, yaşanmışlıklar var. Ya muhakkak var. Her yerde var tabii de. Ya ben bilmiyorum ki oraları. Yani hani Yozgat'a ayak basmışlığım yok. Yani hani Çorum'un içinden otobüsle geçmek dışında hiç görmedim, bilmiyorum. Yani mesela Samsun'u biliyordum. Bir şekilde hikaye Samsun'a sıçradı. Yani işte İzmir'i biliyorum, işte şurayı burayı biliyorum ve bir şekilde oralara zaten dokunsun değilsin istiyorum anlattığım şeyler ama şey tespiti coğrafi olarak doğru tabii. Aynı taşradan aynı yeri görüyoruz tabii. Bir onun gösterdiği var, bir de benim gösterdiğim var. Hani mukayese bile edilemez ama aşağı yukarı aynı rüzgar, aynı sinek sesi, aynı güneş, aynı güne bakan. Hemen hemen aynı yer ve ben tabii biraz daha Bandırma biraz daha büyük bir yerdi. Biraz daha İstanbul'a ve İzmir'e dokunan
bir yerde. İşte İstanbul'a 1,5 saatlik, 2 saatlik gemi seferleriyle, işte 4-5 saatlik tren seferleriyle de İzmir'e dokunabilen çok arada bir yerdi. Yani İstanbul'dan gelip İzmir'e giden adam için de geçmek zorunda olduğu bir yerdi. Dolayısıyla orası biraz daha büyük. Sanayisiyle, nüfusuyla biraz daha hareketli bir yerdi. Ben aslında çok arada bir taşra anlatıyorum. Sanırım benim çocukluğumdaki o taşra tanımı biraz şeye denk geliyor. Yani mesela İstanbul'un içindeki taşra olan yerler, işte ne bileyim Ümraniye olur, işte Esenyurt olur, bilmem ne olur falan. Biraz daha ona benzer bir şey. Yani İstanbul'un bir ilçesi, bir semtiymiş gibi bir yerdi biraz daha Bandırma. Yani mesela ne bileyim işte Susurluk gibi değildi, Yenice gibi, Ezine gibi işte değildi. Biraz daha hareketli, biraz daha canlı bir yer. Biraz daha yüzü şehre dönük bir yerdi. O yüzden şey olarak aynı dünyayı anlatmak söz konusu değil tabii. Onun anlattığı taşta tabii biraz daha böyle kendi durağanlığıyla dönenen bir şey. Yani benimkinde böyle daha işte herhangi bir büyük şehrin, herhangi bir semtinde olabilecek şeylerin olduğu hikayeler anlatıyorum çoğunlukla. Şey, bu ilçeler arası rekabet mevzusu balık oralarda, hani bu Bandırma, Susurluk, tostu paylaşamama. Tabii. Kitapta hissediliyor. Onu hakikaten merak ettim. Bandırma tostuyla Ayvalık tostunun rekabeti nedir orada? Ya şimdi ben Bandırma'da büyüdüm ama Bigalı bizimkiler. Annem babam Bigalı. Yani ve Biga'ya çok hani işte çocukken çok gidip gelme, bayramda, seyranda, düğünde, cenazede Biga'ya sürekli gidip gelme. Yani Biga'nın da çok yabancısı değilim. Biga'da da büyüdüm diyebilirim. Ve tostları birbirinden çok ayrılır Bandırma ile Biga'nın. Bu aslında benim çok dikkat ettiğim bir şey değildi. Ben farkında olmadan iki hikayede de tosttan bahsetmişim. Ve işte Bandırma ya da Biga diye belirtmeden bunu Levent Cantek fark etti. O biri Bandırma tostu, biri Biga tostu diye ayrılsın bunlar değil mi diye bana akıl verdi. Zaten Levent Cantek bana akıl veriyor olmasaydı herhalde ben ikinci kitabı hazırlayacak cesareti bulamazdım kendimde. Üçüncü kitabın kapağına koyacak fotoğraf verdi mi Levent Hoca? Ya bu soruya cevap verirsem üçüncü kitabım hiç olmayabilir ya, o yüzden. Kitap sayısı arttıkça ünleniyor, ünlendikçe hayatında neler değişiyor? Duygusallığını zedeleyip hikayelerine yansıyacağı yönünde bir kaygısı var mı? Yok. Yani öyle bir şey değil ki ya bu. Yani hani ne bileyim, reklam metni yazmıyorum ki. Yani hani reklam metni de yazılabilir. Yani reklam metni yazarak geçiniyor da olabilirdim. Ama yani reklam metni yazmak için oturmuyorum ki zaten başta. Yani canım istiyor, anlatacağım bir şey oluyor. Oturup onu anlatıyorum zaten. Yani hani insanın duygusallığı zedelenir mi? Ne bileyim, çok başına çok acımasız şeyler gelir falan. Öyle şeylerden olur. Ya da ne bileyim, yaşlandığını hissedersin falan. Öyle şeyler olur herhalde. Ne kadar değiştirebilir ki? 5 dakikamız falan kaldı. Şuradan soru seçeyim. Benim de beğendiğim bir öyküydü bu. Benim adım Feridun. Onun öyküsünü merak etmiş bir izleyici. Var mı bir öyküsü, yoksa tamamen kurmaca? Var. Onun bir öyküsü var. Ben onu 19 yaşındayken yazmıştım aslında. Yani ona çok benzeyen bir hikaye uydurmuştum. 19 yaşındayken bir roman yazmaya kalktım. Böyle bir banka ajandasına elle. Yazdım, bitirdim ha. Yani böyle şey, sebatkar da adamımdır. Onun içindeki hikayelerden biriydi. Böyle işte esas olan böyle çok dertleniyordu bir ara. İşte bir düğüne gidiyordu falan filan. O düğünde de işte böyle yani hiç kimse kimsin nesin diye sormadan kalabalığın arasına karışıp oynuyordu falan, stresini atıp düğünden çıkıyordu. O fikir böyle hep bana, yani o çok gençliğime, çok yeşil zamanlarıma denk geldiği için ziyan edilmiş bir fikir gibi geliyordu. O fikir üzerine biraz düşünmüştüm. Sonradan başka biri olarak algılanmanın o anda kendi olarak çektiği acıya ilaç olabilecek bir şey olduğu fikri üzerine kurmaya çalıştım hikayeyi. Güzel bir şey ama herkes ister yani başına öyle bir şey gelsin. Yani bir yerde bir Feridu zannedilsin falan. TÜYAP'a gidecek misin bu sene?
Valla çağırırlarsa gideceğim şimdi ben öyle yani davulcuyla zurnacı gider çağrılmadık yere derler. Ben şimdi şey yaparım yani öyle gezmeye falan giderim de yani bir etkinlik olarak soruyorlarsa eğer çağırırlarsa gideceğim yani. Bu yine bir etkilenme sorusu. Hani bu sefer kitaplar. Hani kendini yazın dünyasının neresinde görüyorsun? Nelerden etkilendin? Ya hiçbir yerinde şeyi de bağlayayım görmüyorum aslında. Bir de edebi yönden böyle kendini kıyaslayıp da böyle şuram eksik dediğin yer var mı? Var var, çok var ya. Bir kere çok şey yapıyorum, çok kalabalık anlatıyorum yani ve bana genellikle bunu söylüyorlar yani. Ama işte ya o öyle bir kafa karışıklığı, öyle bir kafa nasıl diyeyim anarşisi ki yani hiçbir şey birbirine tam oturmuyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi sıralı anlatamıyorum. En başta, en sonda söylenecek şeyi söylüyorum falan filan. Bir de böyle hani aceleyle ve çok telaşla anlatıyorum. Öyle olunca da birçok duygu ziyan edilmiş oluyor. Birçok şeyi çok böyle içime sinecek şekilde anlatamamış oluyorum falan filan. Biraz telaşla anlatıyorum. Beceremeyeceğim korkusuyla kadın anlatmaktan biraz kaçınıyorum. Yani evde kendi kendime çalışıyorum tabii de. Ama ya bunun galiba biraz şey olduğunu düşünüyorum yani. Yazayım ya ben artık dendiği zaman yazılıyor galiba öyle şeyler. Çok antrenmanla gelişen bir şey değil anladığım kadarıyla. İşte bunun kadın yazarları okumanın falan da bunu çok geliştiren bir tarafı var. İşte mesela hani Sevgi Soysal okumayı mesela hiçbir şeye değişemem yani şahane bir şey. Bir de böyle hani çok Ankara'ya da dokunan şeyler anlattığı için çok hani gerçekliği olan şeyler. Biz hani biraz Barış Bıçakçı'nın anlattıklarını da hani bize çok tanıdık bir duygu veriyor diye bu kadar kolay benimsiyoruz. Aynı şekilde bu şey de öyle. Biraz kadın anlatmakla ilgili sıkıntım var galiba. Bir de ya lafı çok uzatıyorum ben. O yüzden kısa bir hikaye yazarken bile böyle sanki roman özeti yazıyormuşum gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bunları falan şey yapmak lazım. Törpülemek lazım yani. Bu birinci kitapla ikinci kitabı kısaca kıyaslasan oturdu mu yerine ikisi de? Bugün şunu düşündüm. İlk kitaptaki hikayeleri ikinci kitabı hazırlarkenki aklımla bir kere daha yazmayı isterdim. Yani çünkü yani ilk kitaptaki hikayeleri hep söylediğim şey. Hikayeleri çok seviyorum. Yani anlatamamışsın deseler buna hiç bozulmam. Yani ben de bazen diyorum kendime açıyorum böyle bir yerini okuyorum. Şimdi mesela ilk kitapta bir yere denk geldiğim zaman şeye kapılıyorum. Böyle ergenlikte tuttuğum günlüğümü okuyormuşum gibi böyle bir utanca kapılıyorum falan böyle. Ettiği lafa bak falan diye kızıyorum kendime. Ama o değişebilen, gelişebilen bir şey ama hikayelerini seviyorum yani. O yüzden ikinci kitaptaki aklımla ve editörlüğümle biraz daha incelikli, biraz daha üstüne düşülen bir editörlük yapıldı çünkü şeye, ikinciye. İlk kitabı yeniden yazmak isterdim yani. 45 dakikamızı doldurduk. Hani şöyle anketvari iki soruyla bitirelim. En çok sevdiğin öykün, en çok sevdiğin karakterin hangisi oldu iki kitap boyunca? İnsanın çocukları gibi tabii ayıramıyor diye. Ya şeyi bir tane mi söylüyoruz? Yani belki şey yapamıyorum yani. İlk kitaptaki şey Şefika hikayesini seviyorum. Hep Klinsmann'ın yüzünden hikayesini seviyorum. İkinci kitapta da yani hep Feridun dediler. Hep Feridun dediler. Ama en çok Stoper hikayesini seviyorum galiba ikinci kitapta. Galiba ben içinde futbol geçen hikayeleri seviyorum. Ya öyle bir durum da olabilir yani. Karakter olarak yarattığın karakter. En çok Bilye Hikmet'i seviyorum ya. Bence çok... Bu sahilde yatan... Çadır kampında kalıyorlar. Tamam. Ut cümbüş çalıyorlar falan. O onu seviyorum yani. Bir de Gülderen'i de seviyorum ama ona biraz üzülüyorum falan. O aptallığı falan çok böyle canımı sıkıyor. Yani biraz daha hani akıllı olsa başına bütün bunlar gelmezmiş gibi falan böyle bir alınıyorum onun o aptallığına yani. Ama onu da seviyorum, ona da kıyamıyorum yani. Tamam. Aslında çok konuşacak şey var. Sorular da geliyor ama daha fazla uzatmayalım. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğimiz gibi
programın tanıtımını retweet eden iki kişiye Mahir'in imzalı kitabını yollayacaktık. Bu iki isim Semih Öztürk ve Onur T. oldu Twitter kullanıcıları. Kendileriyle iletişime geçeceğiz biz. Adres bilgilerini falan alırız. Biz kendilerine iletiriz kitapları. Böylece 40 kişinin de yeni sezonun ilk programının sonuna geldik. Bizi Facebook ve Twitter sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Bu yayını ve bundan önceki yayınlarımızın tekrarlarını da izlemek isterseniz 40kisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.